Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, sabah sabah bir video çekiyorum. Şöyle dün akşam bir kargo hazırlığı yaptım, dedim sabah çekerim. Şöyle yine akvaryumun önünde arkadaşlar, şöyle Kezban ablacığıma inşallah gidecek diye bir kargosu var. Onu böyle akvaryumun önüne bu şekilde serdim. Bakın gerçekten muhteşem. Şöyle elinde olmayan türlerden almak istedi. Şöyle bir tane maculata vardı. Bunu almak istedi. Şöyle mildiğim vardı biliyorsunuz balkonda. Bunu da almak istedi. Şöyle yoncaları var. Arkadaşlar yoncaları bu şekilde ayırdığım zaman şöyle bakın hani yaprakları şöyle boynu bükebiliyor ama iki tane hepsinde soğanları var arkadaşlar. Soğanlardan tekrardan filizlenecek inşallah. Şöyle bakın Pink Prenses. Bunların ismi tabii ki çok değişik. Şöyle bu yeni geldi zaten arkadaşlar. Cumartesi günü gelmişti. Şöyle dua çiçeği var. Şöyle aglonema'sı var. Bundan yok arkadaşlar. Tekrar hani alayım dedim isteyen arkadaşlar oldu. Ama maalesef kalmamış. Yüksek fiyatlı olunca da ben de almak istememiştim. Böyle burada yine böyle bir tür var. Bu da koleksiyonluk bir tür. Şöyle aglonema'sı var. Dua çiçeği. Burada da şöyle sukulentleri var. Bakın içeride olduğu için şöyle hemen renk açılmaları olmaya başlamış. Biliyorsunuz sukulentler şöyle dışarıda açık havada güzel bol ışık alması gerekiyor. Soğuk yediği zaman da çok güzel renkleniyorlar. Şöyle bir tane yılbaşı. Şöyle yine Pink Prenses var arkadaşlar. Bu da çok güzel yaprakları renkleniyor. Bu da koleksiyonluk türlerden. Şöyle begonyası var. Burada da arkadaşlar siyah zamiyası var. Buraya koydum. Şöyle çınar yapraklı özel tür begonyası var. Şöyle büyük boy almak istedi Kezban ablacığım. Böyle bu şekilde arkadaşlar Kezban ablacığımın çiçekleri şöyle. Bunlar da inşallah Konya'ya gidecek. Kezban ablacığım sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada bir tane de marantası var arkadaşlar. Maranta bitti kalmadı. Şöyle masa üstünde de kargo hazırlığı yaptım. Bu şekilde. Bu da Hatice teyzeme gidecek inşallah. Arkadaşlar yine bu yeni gelen türden almak istedi. Bunda yaprakları gerçekten çok güzel. Bunlar koleksiyonluk tür. Bu da aynı şekilde. Şöyle bakın. Gerçekten muhteşem. Şöyle yaprakları. Bu da yeni geldi. İsteyen arkadaşlar olmuştu. Hatice teyzem de istemişti. Bakın çok güzel. Şöyle bol kırmızılı. Bu da koleksiyonluk tür arkadaşlar. Tüm ismi çok değişik. Şöyle çok güzel bir tür bu arkadaşlar. Böyle bu şekilde bir tane yine yoncası var. Dediğim gibi ayırmıştım ben bunları hatta geçen haftada. Şöyle yani iki tane soğanı var. Bu şekilde gönderim yapacağım inşallah. Hatice teyzeciğim sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Ayşe Hanım'ın siparişi var. Geçen haftadan şöyle elimde olan menekşe seti almak istemişti. Şu kızımız da açtı. Böyle arkadaşlar bir tane de atlas istemişti. Şöyle bir tane köklü vardı. Bunu inşallah göndereceğim ve yavruları geliyor. Şöyle ıslak bir çiteye sardım. Bu şekilde bunu göndereceğim arkadaşlar. Ayşe Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu da
Kahramana nereye gidecekmiş bakalım. Karaman'a gidecek bu arkadaşlar. Hatice teyzeminki Samsun'a gidecek. Şöyle Birsen Hanım'ın bunlar da Gaziantep'e gidecek inşallah. Şöyle agronom aldı. İki tür. Bu şekilde. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bunları inşallah göndereceğim. Birsen Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Nursel Hanım'ın siparişi var. Şöyle bakın. Yine muhteşem türler aldı. Bu ikinci siparişi. Daha önceden de Avrenema 4 çeşit almıştı. Şöyle yine koleksiyonluk türlerden almak istedi. Şöyle bu son arkadaşlar, zaten Nursel Hanım'a göndereceğim. Başka yok elimde, melek kanadı. Şöyle yine yeni gelen türden. Yine aglonoması, yine koleksiyonluk bir tür. Bakın böyle yaprakları çok güzel renkleniyor bunun arkadaşlar. Ne kadar güzel ışık alırsa çok da güzel renk alıyor. Bu da elimde son kalandı. Bunu da almak istedi. Şöyle sonbahar çiçeğinden. Bu şekilde bunları göndereceğim inşallah. Böyle Nursel Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu da Eskişehir'e gidecek inşallah arkadaşlar. Şöyle elimdeki türleri de göstereyim. Tabii yine ayıracağım isteyen arkadaşları. Daha ayırmadım onları. Sadece siparişleri oluşturdum. Bugün gidecekleri. Bugünden sonra akşam tekrardan bir sipariş oluşturacağım. İsteyen arkadaşların, ödeme yapanların. Ayırtıran arkadaşlar da dönüş yaparsa, ödeme yaparlarsa sevinirim. Bir an önce göndermek istiyorum arkadaşlar. İnanın yerim yok. Tabii hepsini birden gönderemiyorum. Bugünlük bu kadar. Şöyle şunlar var elimde. İki tane bakın. Çok güzel yeni gelen tür. Şöyle bu tür Pink Prenses arkadaşlar. Bundan tabii ki yine isteyenler olmuştu herhalde sanırım. Ya bir ya iki tane elimde olacak. Bir tanesi Ayşegül ablamın. Onu ayıracağım. Bu türlerden isteyen arkadaşlar olmuştu. Bana da dönüş yaparsanız arkadaşlar, siparişlerinizi oluşturalım. Bunu isteyen arkadaş olmuştu. Şöyle tabii ki isimlerini unuttum. Dönüş yaparlarsa çok iyi olacak. Yine bundan isteyen arkadaşlar olmuştu. Bakın bundan da çok az kaldı. 10 tane almıştım. Sanırım 5 tane kalmış ama tabii ki isteyen arkadaşlar var. Yine Ayşegül ablacığım da istemişti. Onu da ayıracağım. Gülseren ablacığım istemişti. Onu ayıracağım. Şöyle bu da bakın arkadaşlar, gerçekten koleksiyonluk bir tür, muhteşem. Şöyle bakın çok güzel yaprakları. Bunlar 200 arkadaşlar. Bunlar da 200. Bunların fiyatı da aynı 200. Sadece bu tür arkadaşlar biraz pahalı türlerden. Bu 250'den veriyorum. Şöyle bu herhalde iki köklü falan. Şöyle bakın güzel dolu dolu. Harika bir tür. Şöyle maranta isteyen arkadaş olmuştu. Dediğim gibi arkadaşlar dönüş yapın. Siparişlerinizi oluşturayım. Şöyle bunlar var elimde. Bundan biraz tabii ki fazla almıştım. Şöyle çoğu arkadaş zaten aldı. Almayanlar da varsa gerçekten kaçırmasın. Muhteşem yaprak formları var. Bu da aynı şekilde bakın çok güzel bir tür. Şunu kendime almıştım zaten arkadaşlar. Bunun devamı yok maalesef, kalmamış. Şöyle bakın. Şurada 60'lık türler var. Bundan gelebilir arkadaşlar. Bu Begonya'dan inşallah, bakalım. Eğer sipariş verirsem haber vereceğim inşallah. Şöyle siningyalarım var. Bunlar 120.
Burada ayırdıklarım var. Şunları ayırdım arkadaşlar. Şöyle sukulentlerim var. Bunların da bakın içeride olduğu için açılmalar oluyor. Çok tatlı. Çok güzel renkleniyor. Ve çok güzel böyle çilli bir tür arkadaşlar. Arzı. Şöyle arzeden biraz fazla almıştım. Tabii ki bir tane de kendime inşallah ayıracağım. Şöyle şunlar var elimde arkadaşlar. Şöyle 50 TL'den. Bunlar da. Şunlar 60 TL arkadaşlar. Bunlar da 60. Bunların da boyutları bayağı bir büyük. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yani bunlar uzun zamandır bardakta, saksıya geçmesi gerekiyor tabii ki. Şöyle susamış. Çabuk susuyorlar. Şöyle doğalgaz petekler yanınca hemen kuruyor toprakları. Bunlar da 60 arkadaşlar. Bunlar son kalanlar elimde. Şöyle bakın. Doğa çiçeği de var. Şöyle bir tane zamiye var. Yeşil yapraklı olandan. Burada da kohleralarım var. Biliyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrar. Bundan isteyen arkadaşlar olursa tekrar sipariş verebilirim arkadaşlar. Bu 150 TL. Bunun fiyatı. Bunu da isteyen arkadaş olmuştu zaten bakın. Çok da güzel boyutta. Yani çok pahalı inanın doğa çiçekleri. Ben bunu kök ayrımı yaptım. İkiye ayırmıştım. Bu şekilde. Kök ayrımı yapınca tabii biraz hesaplı oluyor. Normalde kök ayrımı yapmayınca arkadaşlar bunların fiyatları 250'den başlıyor saksı. Böyle ben de tabii ki yüksek fiyatlı alıp şöyle ikiye ayırıp o şekilde en azından size de hesaplı gelmiş oluyor. Şöyle biraz üzeri toprak ama sıkıntı değil. Hem saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Çünkü ben kendim ayırdığım için bahara kadar kalabilir. Burada da benim yine kızlarım var. Şöyle arkadaşlar bakalım bu hafta. Yani farklı bir çiçek gelmeyecek ama yine de belli olmaz. Yine her zaman araştırma içindeyim. Tabii ki her zaman biliyorum sizlerde farklı türler, özellikle aglonema isteyen çok arkadaşlar var. Hani sürekli benden alıp da hani farklı tür isteyenler. Şöyle bakın bu çok güzel. Kendime de ayıracağım tabii ki. Bu şekilde. Şu alt yapraklarında sararma olmuş. O sıkıntı değil arkadaşlar. Çünkü ev sıcak. Hani ister istemez yaprağın alt kısımlarında sararmalar olabiliyor. Sorun değil. Önemli olan kökünün sağlam ve sağlıklı olması. Bu şekilde arkadaşlar şöyle istediğiniz varsa ekran resmi de alabilirsiniz. Şu şekilde bakın. Böyle beyaz gövdeli. Muhteşem bir tür. Şöyle. Dediğim gibi bundan da iki tane var. İsteyen arkadaşlar da oldu. Yani ona göre sipariş oluşturmak istiyorum. Duruma göre de tekrar hani aynı türlerden isteyen arkadaşlar olursa. İnşallah tabii ki kalmışsa. Tekrar sipariş verebilirim. Dediğim gibi bundan kalmamış arkadaşlar. Bu türden. Dediğim gibi pahalı olduğu için hani inanın bunda zaten ben de 400 aldığım için kendime aldım. Bir tane de hani yedekte aldım. Onu da Kezban ablacım aldı. Şöyle bunlar da 200 arkadaşlar. Bu şekilde bugünlük videom şurada. Bunları unuttum göstermeyi. Şöyle bunlar da siyah zamiya. Şöyle artık büyük saksılara ekmek zorunda kaldım arkadaşlar.
Şöyle alan arkadaşlar saksı değişimi yapmasına gerek yok. Bakın sel top toprak kullanıyorum en kalitelisinden. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz bunlar çok pahalı. Hatta saksısını 500'den almıştım. Böyle ayırdım yumru, tek yumrulu ama bayağı bir büyük yumruları var. Portakal büyüklüğünde. Pardon, mandalina büyüklüğü diyeyim. Portakal kadar değil. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Böyle iki tane var elimde. Şöyle almayı düşünürseniz. Şu dalı da zaten yakın zamanda uzadığı zaman daha bir dolu olacak inşallah. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şuradan şu dalları da büyüdüğü zaman şöyle 4 tane dallı budaklı olacak. Bu da aynı şekilde. Bunlar da 200 arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Bunlar da her zaman olmuyor. Hep aynı tür. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle kök ayrımı yaptım. Şunu bardak için ekmek zorunda kaldım. İnanın saksım yok. Şöyle yani küçük boyutta değil, sadece bardak içinde. Bakın muhteşem arkadaşlar. Kaçırmayın, inanın yani bu fiyat aslında böyle özel türler gerçekten çok pahalı. Bir sıkıntı olmadı. Kök ayrımı yaptım. Aslında özel türler daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten üzmeyen türler, almaya da değer arkadaşlar. Gerçekten bakın muhteşem diyorum ya, her zaman olmuyor aynı tür. Ben de şöyle hep farklı türler almak istiyorum. Tabii ki bu da çok hoşuma gitti. Böyle inşallah farklı aglonemalar, farklı türler, şöyle salon çiçekleri, özellikle dayanıklı çiçekleri almak istiyorum. İnşallah olur, inşallah alırım arkadaşlar. Yani bunu çiçek sevginin sonu yok. Hep farklı, hep değişik çiçekler istiyoruz. Ben de aynı şekilde. Gönül istiyor ama yani yer de yok. Bakalım artık. Artık bu rafımı kendime ayırırım, çiçekle doldururum, bilemiyorum. Böyle bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Burada da ayırdıklarım var. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.